Merhaba arkadaşlar. Yeni bir paket açılımı videosuyla beraberiz. Şimdi isterseniz yeni gelen paketimizi açalım. Birkaç ürün sipariş verdiğimizi söylemiştik. Ama içinde ne var ben de bilmiyorum. Şimdi hep beraber açıp içindeki ürünü göreceğiz. Hava poşetiyle korunmuş arkadaşlar. Ürünümüz. Daha sonra ise statik elektrikten korumak için bir poşete daha konulmuş. Evet. Evet arkadaşlar, ürünümüz PCI Express kart yuvası ile ilgili tek gene. Ama bu seferki kartımız, bundan önce incelememizde biliyorsunuz PCI Express 1X kart yuvasına ana kartın üzerine takarak harici bir ekran kartı sahip olmuştuk. Bu aparatta ise yanında gelen mini PCI Express kart sayesinde LED toplarımızın Wi-Fi kart yuvasına veyahut da eğer fazladan mini PCI Express 1X yuvası varsa o kısma bu aparatı takarak ve yanında gelen bu modül sayesinde bir LED toplarımızı da harici ekran kartıyla ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yanında gene SATA'dan besleme bir güç adaptörü ve USB 3.0 destekli bir kablo geldi. USB 3.0 destekli kablonun ucu yalnız mikro USB değil, mini USB girişi arkadaşlar ama çok da bizim için önemli değil. Ürünümüz bu şekilde paket açılımı. İsterseniz şimdi ürünümüzün testine geçelim ve bir LED top üzerinde isterseniz ürünümüzü deneyelim. Merhaba arkadaşlar. AliExpress'ten siparişini verip kutu açılımını yaptığımız mini PCI Express kart yuvası üzerinden dizüstü bilgisayarlarımıza harici ekran kartı bağlayabileceğimiz sistemin testlerini yapacağız. Teste geçmeden önce kullanacağımız ek donanım bileşenlerini hızlıca bir inceleyelim isterseniz. İlk olarak bir power sablaya ihtiyacımız var. Kartımızın enerji güç gereksinimini karşılayabilmemiz için. Elimde 350 wattlık bir power sablaya olduğu için ben bunu tercih ettim. Fakat siz kullanacağınız ekran kartının güç gereksinimine göre power sablenizi kendiniz daha da yüksek bir wattta seçmeniz mümkün. Benim burada test için kullanacağım ekran kartı giriş seviyesi bir ekran kartı olacak. Elimde bu olduğu için bunu kullanacağım. AMD Radeon R7 240 2 GB'lık bir ekran kartı elimde. Bununla testimizi gerçekleştireceğiz. AliExpress'ten siparişini verdiğimiz ürünümüz burada ve testi gerçekleştirmek için PCI Express kart yuvası bulunan bir masa dizüstü bilgisayarımız gerekecek. Bu bileşenlerle testimizi gerçekleştireceğiz. Dizüstü bilgisayarımızın içinde Intel'e ait bir ekran kartı var. Biz bu ürün sayesinde AMD'nin ekran kartının gücünü bilgisayarımızda kullanmaya çalışacağız. İsterseniz kameramızı yakına getirip test için gerekli işlemlere başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak LED topumuzun arka kapağını açıp mini PCI Express kart yuvasına ulaşmaya çalışalım. Ve PCI Express kart yuvasındaki Wi-Fi kartımızı çıkartalım. Evet arkadaşlar, kapağımızı açıyoruz.
içeriye müdahale etmeden önce mutlaka akümüzü çıkartıyoruz arkadaşlar. PCI Express yuvası burada. Wi-Fi kartımız bu. Wi-Fi kartımızı sökelim. İlk önce antenlerini söküyorum. Evet, Wi-Fi kartımızı arkadaşlar söküyoruz. Daha sonra ise ürünümüzle beraber gelen Wi-Fi kart yuvasına takacağımız veya mini PCI Express kart yuvasına takacağımız kartımızı yerleştiriyoruz ve kartımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Mini PCI Express kart yuvasına yerleştirdikten sonra arkadaşlar yanında gelen USB 3.0 kablomuzu takıyoruz. LED topumuzda yapacağımız işlem bu kadar. LED topumuzu kenara alıp diğer sistemimizi kuralım arkadaşlar. İlk olarak güç kaynağımıza kısa devre yaptırmamız gerekiyor. Burada ilk olarak yeşil kabloyu buluyoruz arkadaşlar. Yeşil kablodan siyah kabloya bir kablo atarak kısa devre yapmasını sağlıyoruz. Bunun için küçük bir kabloya ihtiyacımız var. Yeşil kabloyu buluyoruz. Bende burada dördüncü pine denk geliyor. Kablonun bir ayağını dördüncü pine yerleştiriyoruz. Diğer ayağını ise herhangi bir siyah bir kabloya yerleştiriyoruz. Candaki pine ben yerleştiriyorum. Siyahtı. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptıktan sonra power'ımıza güç verdiğimizde otomatikmen çalışacaktır. Şimdi kartımızın güç beslemesini yapalım. Gene güç kaynağımızdan gelen bir SATA kablosuna bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu da kartımızın 6 pinlik yuvasına takıyoruz. Son olarak da arkadaşlar ekran kartımızı kartımıza montajlıyoruz. Emniyet kilidini de şuradan kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kartımızın beslemesini ve yapmış olduk. Şimdi tekrardan LED topumuzu alarak veri bağlantısını da sağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, LED topumuzdan gelen USB kablomuzu da gene kartımızın burada bulunan dişi USB alanına yerleştiriyoruz. Böylece veri aktarımını sağlayacak kabloyu, güç kablosunu ne yapmış oluyoruz? Montajlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, test platformumuzu toparladık. Teste geçmeden önce ürünümüzle ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ürünümüz harici ekrana destek vermekte. Aynı anda laptopa görüntü desteği vermiyor arkadaşlar. Bunu yapan harici ekran DAC'ları da var, mevcut. Fakat onlar 150-200 TL bandında, ürünümüz ise 30 TL bandında. Bu sistemi alacak olan arkadaşlar veyahut da bu ürünü alacak olan arkadaşlar mutlaka buna dikkat etmeli.
Harici bir ekranı varsa ve orada bu sistemi kullanacaksa bu ürünü almalı. Öbür türlü eğer harici bir ekranı yok ve ekrana yansıtacak bir sistem istiyorsa arkadaşlar, bu üründen ziyade 150-200 TL bandında olan DAC'ları tercih etmesi gerekiyor. Şimdi isterseniz testimize geçelim. Evet arkadaşlar, ekran kartımıza monitörümüzün kablosunu bağladık. Daha sonra kartımızın beslemesi için güç kaynağına kablomuzu takıyoruz. Gördüğünüz gibi güç kaynağımız çalışmaya başladı. Son olarak da arkadaşlar, LED topumuzun güç düğmesine basıyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Ekran kartımız da çalıştı gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi LED topumuzun ekranına herhangi bir görüntü gelmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde geçtik. Ay öncesine gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Intel'in ekran kartı ve yeni ekran kartımız bu şekilde daha algılanmadı gözüküyor. Şimdi driverlarını yükleyelim isterseniz. Evet arkadaşlar, driver yüklememiz bitti. Ekran kartını AMD Radeon RAID 240 olarak tanıdı. Evet arkadaşlar, ürünümüzün testi bitti. Ürünümüz başarılı bir şekilde çalıştı. Harici ekranımıza başarılı şekilde görüntüyü aktardık. Böylece ekran kartı eski olan laptopumuzun daha güçlü bir ekran kartıyla çalışmasını sağlamış olduk. Ürünümüzün fiyat bandına baktığımız zaman 30 TL civarında bir fiyat bandında, şu andaki döviz kuruyla hesapladığımızda bence makul ve hani bu tip bir geliştirme için alınabilecek bir ürün. İnşallah videomuz yararlı olmuştur arkadaşlar. Ürünün linki açıklama kısmında yer alacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.